CHP'den salgın sonrası atılacak ekonomik adımlara yönelik 16 maddelik öneri geldi. Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı sonrası kamera karşısında bizzat geçti. Hükümete çağrılarını madde madde sıraladı. Önerilerimiz Türkiye'nin içine sokulduğu girdaptan sağlıklı bir çıkış yakalayabilmenin reçetesidir. Ne kiralık vekil tartışması ne de darbe polemiği siyasetin sıcak başlıklarına hiç girmedi. Mesajlarını ekonomi üzerinden verdi. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle değil, ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyadır. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde COVID-19'un Türkiye ekonomisine olan etkilerini en aza indirmek için hükümete 16 maddelik çağrıyla seslendi. 2020 yılı bütçesi artık milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir. En dikkat çeken teklifi meclise yeni bir bütçe getirilmesiydi. Önerilerimiz tarihi sorumluluk dedi. Yerel yönetimlerle işbirliğinin artması gerektiğini belirtti. Hükümet merkezi yönetimin kapasitesiyle yerel yönetimlerin ulaşabilme kapasitesini birleştirerek hizmetin milletimize daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamalıdır. Tam da Bahçeli'nin siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik önerisi tartışılırken Kılıçdaroğlu'ndan da seçim barajı teklifi geldi. Seçim barajı kaldırılmalıdır. Darbeye karşıysak, darbecilere karşıysak onların getirdikleri yasalara da karşı olmak zorundayız.